Kıymetli izleyicilerimiz, İstanbul TV'de bir sahur vakti programına daha hoş geldiniz. Hıdır Yeşilyurt hocamız yine konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hocam nasıl gidiyor ibadetler? Bize nasihatiniz olur mu? Elhamdülillah, elhamdülillah. Ama halen aklımız Filistin'de, subhanallah. Bu olaylar daha bitmemiş. Bundan dolayı ricam bütün Müslümanlardan iftar vaktinde, özellikle sahur vaktinde bu Filistin'deki Müslümanlar için, Müslüman kardeşlerimiz için bir dua edelim. Onlara dua ederken Yemen'deki Müslümanlara, Irak'taki Müslümanlara, Suriye'deki Müslümanlara, dünyadaki zulüm altında bulunan bütün Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Allah razı olsun hocam. İyi ki hatırlattınız. Hocam hep oruçla alakalı geliyordu. Bugün farklı sorularımız gelmiş. Hocam tesettür emri var İslam'da, biliyorsunuz. Bunun sınırı ne olmalıdır diye bir soru gelmiş. Yani bayan tesettürü de. Şimdi bu mesele bizim dinimizde hassas olan konulardan bir tanesidir. Ve maalesef bazı kişiler önceden de şimdiden de çıkan bazı kişiler kendi hesabına nasıl geliyorsa öyle yorumluyorlar. Kimisi tesettürü reddediyor. Bizim dinimizde farz değildir. Sadece bir adettir diye. Kimisi seçenek sunmuştur. Dileyen kapansın, dileyen açık kalsın diye iddia ediyor. Kimisi tamam vücudu örtmek farzdır ama başı örtmek farz değildir diye iddia ediyor. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi tesettür, yani setrül avret, örtünme, avret yerleri örtünme, örtme. Bir, avret yeri nelerdir? İki, örtünme nasıl olur? Birincisi, erkeğin avret yerleri var, bayanın avret yerleri var. Ve tabii tesettür dediğimiz zaman genelde bayanlar hakkında konuşuluyor. Bayanın dışarıda yabancı erkeklerin önündeki avret yerleri bütün vücududur, bütün bedenidir. Yüz hariç, eller bileklere kadar hariç ve ayaklar aşık kemiğine hariç. Bu ayaklar aşık kemiğine kadar konusunda hilaf var mezhepler arasında, alimler arasında. Ama yüz ve eller bileklere kadar icmala avret değildir. Yani bayanın bu şekilde, yani her tarafını örtmüş, yüzü ve elleri açık bir şekilde dışarıya veyahut yabancının önünde bulunması kesinlikle caizdir. İster Şafilerde, ister Hanefilerde, ister Malikilerde, ister Hanbalilerde bile. Ama son zamanlarda, yani müteahhirin dediğimiz fukahaların bazıları, ister Şafilerde, ister Hanefilerde biraz aşırı gidip kadının yüzünü örtülmesi farzdır diyorlar. Yok, bizim dinimizde öyle bir farz yok. İmam Ebu Davud'un rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanına Esma geldi. Üstünde şeffaf bir kıyafet vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce yüzünü çevirmiş. Esma biraz kuşkulandı. Neden Peygamber Efendimiz böyle yaptı? Acaba ben kötü bir şey mi yaptım? Benim hakkımda kötü bir şey mi duydu falan? Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ey Esma mealen, ey Esma, kız ergili çağına girerse sadece bu ve bu, yani buraya kadar görünebilir, başka yerler görünmez. Bundan dolayı alimler dediler ki kadının vücudu avrettir, yüzü ve elleri hariç. Ayaklar konusunda hilaf var dedik. Şimdi ikinci mesele, nasıl örtünür? Bazı yerlerde beyaz şeffaf mendil katıyorlar. Özellikle doğuda bazı köylerde marham ediyorlar. Mendil, beyaz mendil. Bu saç olduğu gibi görünüyor. Beden olduğu gibi görünüyor. Tülbent mi diyorlar acaba? Hayır, evet. Olduğu gibi görünüyor. Yok. Örtünmek bedenin, tenin, saçın rengi görünmeyecek bir şeyle olacaktır. Şeffaf gibi de ten rengi görünüyorsa ne anladık bu işten? Saçını örterken saçın rengi görünüyorsa ne anladık bu işten? Yok. Saçın ve bedenin rengini örtecek şekilde olmalıdır. İlla ki kalın olması şart değil. Veya koyu renk olması şart değil. Renk önemli değil. Hangi renk olursa olsun yeter ki tenin ve saçın rengi görünmesin. Dar olması bazen görüyoruz. Bazı kıyafetler giyiyorlar bazı kızlar, bayanlar. Çok dar oluyor. Vücut hatları görünüyor. Bu mekruhtur bu. Bu hoş bir şey değildir. Peki perdesu giymek, çarşaf giymek farz mıdır? O da farz değil. Yani la tafrita ve la ifrat. Çarşaf giymek farzdır demiyoruz. Güzel bir şeydir, sünnettir. Dar giymek de hoş değildir. Ne böyle ne öyle, orta boy bir şekilde ortasını bulabiliriz. Ama çarşaf giymek, bayan yüzünü örtmek, perdesu giymek bunlar sünnettir deriz. Farzdır demiyoruz. Bazı kişiler aşırı gidiyorlar. Bayanın siyah çarşaf, hem de siyah çarşaf giymek farz olduğunu iddia ediyorlar. Pakistan'da mavi çarşaf giyiyorlar. Afganistan'da, Pakistan'da yok. Afganistan'da, Pakistan'da siyah. Bazı ülkelerde beyaz çarşaf giyiyorlar. Renk önemli değil. Yani illaki siyah farzdır demek öyle bir şey yok bizim dinimizde. Ama yani yukarıdan aşağıya kadar bir çarşafın bulunması bayanın vücut hatları görünmesin diye. Musa aleyhisselam uzun bir olay sonucunda bir bayan geldi Musa aleyhisselama, dedi ki babam sizi çağırıyor. Musa aleyhisselam kabul etti. Dedi ki ama ben önden geçeyim, sen arkamdan gel. Beni arkadan yönlendir. Kız da şaşırdı. Neden öyle? Meğer ki önden geçerse rüzgar vurduğu zaman kıyafet vücuda yapışır ya, vücut hatları belli olur diye. Öyle olmasın diye arkamdan gel demiş Musa aleyhisselam. Nasıl dikkat ediyorlar? Yok, bu zamandaki insanlar birçoğu dikkat etmiyor. Şimdi bazı kişiler yok, Kur'an-ı Kerim'de örtülmeyle alakalı bir ayet yok. Farzdır diye geçmiyor, hadisler geçmiyor falan. Allah şöyle buyurdu. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Yani bedeninden sadece açık olan yerleri gösterebilirler. Açık derken Aişe anamız radıyallahu anha ve Peygamber Efendimiz'in amcası İbn-i Abbas diyorlar ki yüz ve eller demektir. Yani bunları gösterebilir. İbn-i Hacer diyor ki alimin icma ile bayanın yüzü avret değildir. Elleri bilekler kadar avret değildir. Şimdi bazı kişiler soruyorlar, hocam kızım kapanmak istemiyor, ne yapayım? Veya bazı kızlar var diyorlar ki biz istemiyoruz ama ailemiz zorla. Şimdi burada çocuk küçük yaştayken ona dini eğitimi verirsen, İslami terbiyeyi verirsen büyününce kendiliğinden ister. Ağaç yaşken eğilir diyorsunuz yani hocam. Şu anda benim torunum geçen de annesi diyor ki anne kapanmak istiyorum. Beni aradılar. Kız kapanmak, 7 yaşında kapanmak istiyor. Niye? Anası mı zorladı? Babası mı zorladı? Ben mi zorladım? Yok. Çünkü çevresinden öyle görmüş. Herkes kapalı. Teyzesi, halası, nenesi, babaannesi, sohbetteki bayanlar, komşular, tanıdık komşular falan. Baktı ki herkes kapalı. Evde namaz kılınıyorsa baba veya anne, namaza kalktığı zaman çocuk da koşuyor. Ben de kılacağım diye. Anne kalktığı zaman kız da kapanmaya çalışıyor namaz kılmak için. Niye? Ailesinden görmüş. Ama ailesinden bunu görmezse nereden bilecek ki namazı, orucu, zekatı, kapanmayı, haccı, umreyi falan. Bir keresinde bir baba geldi yanıma. Dedi ki benim bir oğlum var, namaz kılmıyor. Bir kızım da vardı, kapanmak istemiyor. Dedim ki oğlun yaşı kaç? Dedi 25. Kızın? Dedi 23. Ne zaman söyledin onlara? Şimdi dedi. Günaydın dedim. Çocuk 25 yaşına gelmiş bir genç. Kızın da 23 yaşında. Çevresi hepsi böyleyse çok geç kaldın. Niye çocuk yaştayken öğretmedin, göstermedin, yönlendirmedin? Şimdi onlar için çok zor. Tamam, yapmak zorundasın. Nasihat etmek zorundasın, emretmek zorundasın. Bu da hilaf yok ama çok geç kaldın. Ben bunu eleştiriyorum. Niye geç kaldın şimdiye kadar? Şimdi çocuklarımıza neye yönlendireceğiz? Namaza mı? Namazın ehemmiyetini anlatmamız gerekir. Namazın dinimizdeki önemini, yerini anlatmamız gerekir. Ki çocuk sen önünde kılsın, sen önünde kılmasın diye değil. Çünkü zorla kıldırtıyorsan sen olmadığın zaman kılmıyor. Senin için kılıyorsa sen olmadığın zaman kılmıyor. Sen çocuğunla beraber ne kadar kalıyorsun? Belki akşamleyin, belki pazar günü. Sonra aynı şekilde oruç. Senin önünde oruçlu olduğunu gösterir ama gittikten sonra yer içer. Biz çok gördük. Ben şahsen gördüm. Evden kapalı çıkıyor kız. Soğuğa geçince apartmana giriyor, başını açıyor, uzun eteği çıkartıyor, mini etekle geziyor. Niye? Ailesi için. Bu Allah için kapanmıyor. Ailesi için kapanıyor. Çünkü ailesi ona anlatmadı örtünmenin ehemmiyetini, tesettürün ehemmiyetini anlatmadı. Veya hocam tesettürü hani taşımak deriz ya, tesettürlü olsa bile taşımıyor, uygunsuz hareketler yapıyor. Bir de öyle durumlar var. Şimdi tamam, kız zorla diyelim ailesi için veyahut Allah için kapandıysa haramdan kurtulmuş. Yeter ki kapansın ama bunun devamı gelmeyebilir şayet zorla veya ailesi için. Aynısı ben gördüm, kızı çıkıyor evden, apartmana giriyor, başını açıyor, uzun eteği çıkartıyor, mini etekler devam ediyor. Eve dönünce aynı şekilde apartmana giriyor, uzun eteği giyiyor, başını örtüyor, öyle eve giriyor. Böyle olmasını istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir yabancı bir erkek kapı çaldığı zaman herkes, kızlar yani herkes bir tarafa koşsun kapanmak için. Bazen torun geliyor annesine, anne koş şu geldi, anne koş bu geldi, koş yani koş kapan. Daha 7 yaşında öyle olması gerekir. Ehemmiyetini bildiler çünkü. Diğer torunun bazen ablası diyor ki abla kapan kapan, komşumuz geliyor kapan ablasına. Şimdi bu şekilde ailemize, çocuklarımıza bu örtünmenin ehemmiyetini anlatsak kendiliğinden ister. Namazın ehemmiyetini anlatsak kendiliğinden ister. Orucun ehemmiyetini anlatsak kendiliğinden ister. Şu anda bizim çocuklarımız, torunlarımız can atıyor umreye gitmek için. Niye? Çünkü çok anlatıyoruz onlara. Oruç tutmak için. Şu anda torunlarımız, çocuklarımız, arkadaşlarımız çocukları 34 yaşında geliyor bana, Hıdır amca Hıdır hocam, dede bana diyenler var. Oruç tutabilir miyim diyor 4 yaşında. Yok bak, kendini hazırla, 2-3 yıl sonra inşallah tutarsın. Namaz kılabilir miyim? Kendini hazırla, bizi gör, 2-3 yıl sonra inşallah. Niye? Çünkü sohbetlere geliyorlar, anlatıyoruz. Cemaatle kıldığımızı görüyorlar. İftar vaktinde beraber oturup iftar vaktini bekliyoruz, dua ediyoruz. Bunu görünce çocuktur bu, kendi o da ister. Ama senden, benden bunu görmezse bu çocuk nasıl alışacak? Tabii bazı çocuklar ailesinden görüyor. Ama ehemmiyetini duymuyor ailesinde. Sadece baba namaz kılıyor, anne kapalı. Sadece bu. Onlara bakarak hareket ediyor. O da bir yönden fena değil yani. Yeter ki kılsın. Namaz kılsın, kapansın kız. Ama ehemmiyetini anlatmak Allah'ın izniyle devam ettirmesine bir sebep oluyor. Tutarsın onu. Ama bazıları bunun ehemmiyetini kavramış olmadığı için liseye gittiği zaman kız veya üniversiteye gittiği zaman başını açıyor. Şu an memleketimizde yüzlerce kız başını açmış. Lise aşamasındayken başını açmış. Niye? Çevresi çoğu böyledir. Yani hocam biz sadece söylemimizde değil, aynı Efendimiz gibi hayatımızda da örnek olmamız lazım. Hem çocuklarımıza hem çevremize. Yani şimdi, anne baba olsun biz... Tabii diğer... başı açık olan bir bayan kızına kapan derse ne kadar etkili olur? Niye sen kapanmıyorsun der. Namaz kılmayan bir baba, oğlum kalk namaz kıl, sen niye kılmıyorsun demez mi? Yani baba kötülük bir şey yapıyorsa, kötü bir şey yapıyorsa, baba içki içiyorsa, oğlu da içki içiyorsa, oğlum içki içme derse, sen içiyorsun zaten. Baba muhakkak ki çocuklarına örnek olmalıdır. İbadet konusunda. Allah rahmet eylesin biri vardı. Şimdi aklıma geldi. Geçen birkaç ay önce. Geçen hac zamanında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çocuklarına derdi ki, oğlum benden iyi huy varsa onu alınız. Kötü huy varsa almayınız. Tabii demesiyle bitmiyor. Yani çocuk illa ki bakacak. Yani baba yaptı tamam. Kötü huydur bu, babam yapma demiş yani ben de yapmayacak mıyım? Yani nasihat ediyor. Benden iyi yönlerimi alınız, kötü yönlerimi almayınız. Güzel bir fikirdir ama yeterli midir? Yeterli değil. Devamlı büyükler, küçükler için örnektir. Hele baba, anne çocuklarına. Hocam daha önce de bahsetmiştiniz yani ısındırırken soğutmayalım insanlara, çekecekken uzaklaştırmayalım, emri bil maruf. Burada ben şeyi sizden anlatmanızı rica edeceğim hocam. Ben aklıma Cennet Gençlerin Efendisi Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz geliyor. Peygamber Efendimizin gülleri. Onların bir ihtiyar amcaya abdest konusunda bir dersleri oluyor. Onu anlatır mısınız? Şimdi Efendimiz Hasan ve Efendimiz Hüseyin radıyallahu anhuma baktılar ki bir gün bir amca abdest alıyor ama eksik. Onlar da düşündüler. Şimdi direkt desek ki sen abdestin olmadı, şu olmadı, belki kabul etmeyebilir. Onlar da bir plan yaptılar. Geldiler, amca kardeşimle beraber abdest alacağız, bir kontrol eder misin hangisi daha uygundur diye. Demediler ki senin abdestin bozuktur. Demediler ki benim abdestim ondan daha iyidir. Yok, dediler ki hangisi daha uygundur. Bu adam da baktı ki ikisi aynı abdest alıyorlar. Onda şey var, eksiklik var. Anladı, mesajı anladı. Siz kimsiniz diye sorunca, Hasan ve Hüseyin duyunca tamam, mesaj alınmıştır diye. Yani buradaki amaç nasihat ederken, emri bil maruf ve nehyanil munkar görevine getirirken dikkat etmen gerekir. Dikkat etmemiz gerekir daha doğrusu. Zamanını ve yerini tespit etmen gerekir. Uygun zamanda, uygun yerde. Yani bazı kişiler kabul etmiyor. Nasihati kabul etmiyor. Sizin tanıdığınız bir hoca var. Bana anlattı. Dedi ki camideydim. İş kıyafetiyle. Burada metre de vardı. İstanbul'da değil, başka bir ilde. Müftü yardımcısı vaaz verdi. Vaazda bizim dinimizde doğru olmayan bir bilgi anlatmış. Demiş ki haşa, pazartesi günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb'in azabı durdurulacaktır. Parmağını ağzına sokacak, süt veya ayran veya su içecek diye. Tabii bu dinimize aykırıdır, doğru değildir. Ayetlerde kesinlikle azabı doldurulmaz, hafifletilmez. Zaten Ebu Leheb hakkında سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ alevli ateşe girecek. Bu fethi bir cezaevi değil ki pazartesi günü mola alsın. Cehennem bu. Cuma'dan sonra bu hocamız gitmiş onun yanına. Demiş ki sizinle bir konuda görüşebilir miyim? O da çok hoşuna gitti. Buyurun buyurun kardeşim. Dedi ki siz öyle dediniz. Bu da dilimize aykırıdır. O da aşağıdan yukarıya baktı böyle. Herkes işine baksın. Yani metresi var. İş, ustadır. Ha, git işine bak yani. Kabul etmedi. Şimdi bir keresinde Türkiye'de meşhur bir yazar Mersin'de bir konferans veriyor. Yanlış bir bilgi vermiş. Gençlerden biri konferansın ortasında ayağa kalkmış demiş ki senin dediğin değil, doğru değil de din aykırıdır. Dedi ki tamam kardeşim program sonunda konuşalım. Hayır şimdi. Bu da tamam diyor kardeşim. Programın sonra hayır şimdi bak bu yanlışla döneceksin diyor. O programa katılanlardan biri dedi ki yani ben bu ayakta kalkan kimsenin vermiş olduğu bilgi doğru olmasaydı kalkıp dövecektim onu. Ama vermiş olduğu bilgi doğrudur. O konuşan konuşmacı yanlıştır. Yoksa oradakilerin çoğu o yazarı tuttular. Niye? Bu şekilde ayağa kalkması, konuşması milletin hoşuna gitmedi. Bir gün 14-15 yaşlarındaydım. Yok 14 falan herhalde o yaşlardaydım. Camideydim. Baktım ki bir amca yatmış 65 yaşlarında. Yani benim dedemin yaşında. Geldi namaz kıldı. Yapmış olduğu bir davranış benim bildiğim kadarıyla bu bozar. Yanına gittim. Dedim ki amca sen böyle yaptın bu namazı bozar. Bana kızdı, kovdu beni. Ben dedim ki ne oldu buna ya? Ben nasihat ediyorum. Ha bilmiyorum o zaman da nasıl söyledi bilmiyorum yani. Üslubum nasıldı bilmiyorum. Ya yaşım küçüktür ondan dolayı beni kovdu. Ya da konuşma tarzım uygun değildi ondan kovdu bilmiyorum. Tekrar geldim. Amca sen böyle yaptın bu olmaz. Oğlum küfrettirme kendine. Yürü git buradan. Bacaksız diyor bana. Neyse. Ben de kızdım. Ağlamak üzereyim ya. Niye kabul etmiyor? Ben nasihat ediyorum adam yanlış yapıyor diye bir zat var tanırsınız. O da camiye giriyor. O zat benden yaşça fazla büyük değil. Aramızda 2-3 yıl falan var. Ama o İslami kıyafet giyiyor. Belki pantolon, tişört değil. İslami kıyafet, takkesi var. Hafif sakalı var. Ben dedim ki bak o böyle böyle yaptı namazda. Nasihatim kabul etmedi. Gitti nasihat etti ona kabul etti. Tekrar namazı tekrarladı. Hem sevindim hem üzüldüm. Sevindim nasihati kabul etti, tekrarladı. Hem üzüldüm, niye benden kabul etmedi diye. Dolayısıyla tabii yer, zaman önemlidir. Bir de şey daha var. Senin itiraz edeceğin konu ise, konu, şayet ondan eminsen, bazen sen Hanefisin, İmam Şafi olabilir. Yaptığı şey Şafi'ye göre uygundur, Hanefi'ye uygun değildir. Kalkıp da ona itiraz edersen veya tam tersi, sen Şafi'sin, o Hanefi'dir. Şu anda bu memlekette hem Şafi var hem Hanefi var. Bazen bu oluyor. Hocam falan imam böyle yaptı, tamam Hanefi'ye göre böyledir. Veya falan imam böyle yaptı, tamam Şafi'ye göre böyledir. Hiçbirimiz hem bütün Şafi'yi hem bütün Hanefi'yi ezberlemiş değil. Evet. Eksiklerimiz olabilir. Hala bizim kardeşlerimiz Şafi ise Şafi'ye yöneliyor, Hanefi ise Hanefi'ye yöneliyor. Diğer mezhepten bilgisi zayıf oluyor. Ters bir şey görünce, aman bu ya böyle yaptı falan. Tamam Hanefiler de böyledir, o ya Şafiler de böyledir. Dikkat etmemiz gerekir. Fıkhi konularda diyorum ki, başka mezhepten olanla tartışmayınız emin olmadan. Sen Hanefisin, Şafi'yle tartışma. Sen Şafisin, Hanefi'yle tartışma. Ancak emin olursan. Emin olursa. Çünkü sen nereden biliyorsun diğer mezhebi? Mezhebin içinde zaten ihtilaflar var. Evet. Şafi içinde ve Hanefi içinde bir sürü ihtilaflar var. Hanefilerde özellikle İmam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Şeybani'ye göre farzdır. İmam-ı Kadı'ya göre sünnettir. Sünnet, vacip, farz. 3 görüş. Veya Şeybani'ye göre vaciptir. Ebu Hanife'ye göre sünnettir. Kadı'ya göre mekruhtur. Orada vacip ile mekruh. İlginç şeyler var. Bundan dolayı bazen Diyanet'in fıkıh kitabında şu fetva geçiyor. Hanefilerin meşhur İbn Abidin kitabında böyle geçiyor. Biliyor ki nasıl oluyor bu? Oluyor. İbn Abidin'den daha alim bir fetvası var. Diyanet ondan almıştır. Veya tam tersi. Diyanet İbn Abidin fetvasını almış. Siz ise başka Sel-Hasen'in fetvasını almışsınız. O daha üstündür mesela. Var Hanefilerde çok geniş görüşler var. Bundan dolayı dikkat etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Yani çocuklarımıza dikkat etmemiz gerekir. Sahip çıkmamız gerekir dini konularda. Şu anda görüyoruz birçok babaanne çocukların geleceği için çok çalışıyorlar. En güzel okullar, ev, kıyafet vesaire. Ama din konusunda hiç ilgilenmiyorlar. Allah sonumuza hayır etsin hocam. Hocam erkeğin altın yüzük takmasını sormuşlar. Caiz midir diye. Sabit rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün altını ve ipeyi aldı. Dedi ki bunlar ümmetimin erkeklerine haram, bayanlarına helaldir. İster yüzük olsun, ister kolye olsun, ister başka ne olursa olsun erkekler için haramdır, caiz değildir. Bayanlar için caizdir. Ama tabii bayanlar için caizdir derken kibirlenme niyetiyle değilse. Bayan bir kıyafet hepsi altından olsa bile, A'den Z'ye kadar, üstten alta kadar hepsi altından olsa bile caizdir. Kibirlenme niyetiyle değilse. Erkek ise 1 gram bile takamaz. İpek de aynı. Ama ipekte fark var. İpekte %50 ve yukarı ipek olursa bir kıyafetin, yani çoğu ipekten olursa caiz değildir. Ama %20'si ipekse caizdir. Ama hangi ipekten bahsediyoruz? Hakiki olan ipek. Sunni olan ipek değil tabii. Altın da aynı şekilde. Ama bir şey daha var. Albani diye bir sahtekar çıkmış zamanında. Bu Albani diyor ki bayanlara da altın takmak haramdır diyor. Hem erkeklere hem bayanlara. Ya nasıl bayanlara haramdır? Peygamber Efendimiz halaldir diyor. Sen çıkıp da haramdır diyorsun. Nasıl oluyor bu? Gelmiş geçmiş bütün bu sumalara sorarsan bayanlara altın haram mıdır, halal mıdır? Halaldir der. Bu da kalktı. Haramdır diyor. Bir de bir şey daha var. Birçok kişi bunu karıştırıyor. Peki gümüş? Tamam. Siz altını sordunuz. Gümüş? Gümüşü sorular çok. Ve cevaptan da şaşırırlar da çok. Bazı der ki bayanlara altın, erkeklere gümüş. Yok öyle bir şey yok. Erkeklere gümüş bu. Yüzük sadece. Yüzük sadece. Elyans mı, yüzük mü? Peygamber Efendimiz taktığı için sünnet sayılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptı diye takan kimse sünnet işlemiş olur, sevabı var. Ama kolye bu bayanın işidir. Bileklik. Bayanın işi. Şimdi bayanlara benzetme açısından haram olur. Yani gümüştür diye değil. Bayanlara benzeten herhangi bir davranış, kolye, bileklik bayanlara has olan tipten olursa caiz değildir, haramdır. Gümüş de haramdır, altın da haramdır. Birçok kişi diyor ki altın bayanlara, gümüş erkeklere, öyle bir şey yok. Sadece yüzük serbest. Sadece yüzük. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Hocam bu şans oyunları diye geçiyor halk arasında. İşte iddia, sanal bahis, toto, milli piyango. Bunların hükmü ve buradan kazanılan parayla cami veya fakir fukaraya bağışını sormuşlar. Bunlar şans oyunu değil, şeytan oyunu. Yani şeytan şans oyunu diyeceksen diyebilirsin şans oyunu. Çünkü şansa bağlı bir oyundur. Bunlar hepsi haramdır. Milli piyango, iddia, bu ganyan bilmem ne. Ama tabii ganyan kumar üzerine olursa. Yani at yarışı bu ayrı mesele. Onun geniş meselesi var ama para karşılığında bu şekilde Türkiye'de oynadıkları şekilde bu kumar. İddia, toto, loto bunlar hepsi haramdır, caiz değildir. Ha diyelim ki biri oynadı, kazandı. Şimdi bu aldığı para, kimden geldi bu para? Halktan geldi. Değil mi? Milli piyango diyelim. sattılar, topladılar parayı. Bu halkı bilir mi kendisi? Yok. O zaman fakirse, kendisi fakir ise, ihtiyacı var ise ihtiyacı kadar alır. Diğeri sevap beklemeksizin camiye mi, Kur'an kursa mı, fakir fukara mı verir, o da serbesttir. Ama kullanamaz kendisi. Hala fakir değilse hiç kullanamaz zaten. Ha, kazandı. Artık ne yapayım? Ben kullanamıyorsam ne yapayım? Az önce söylediğimiz gibi sevap beklemeksizin fakir fukaraya dağıtabilir, camiye verebilir, Kur'an kursa verebilir. Ama başta oynamak caiz değildir, haramdır. Hocam peki bu özellikle televizyonlarda oluyor. Yarışmalardan ödül kazanıyor insanlar. Bilgi veya performansa dayalı yarışmalar oluyor. Yalan, sahtekarlık olmadıkça caizdir. Yani biri sana sordu. Derse ki Fatih Sultan Mehmet'in babası adı ne? Bilersen sana hediye vereceğim. Bilsin, bildin. Hediye verdi, caizdir. Sana derse ki buradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne koşarak 15 dakikada gidersen sana hediye vereceğim. O yarışma, bu caizdir. Veya 2-3 kişi koşuyorlar, birinciye hediye veriyorlar. Yarışma caizdir. İster bilgi, ister fiziği var. Ama şansa bağlı bir şey olmasın. Kumar oynama olmasın. Bir de cevap verirken yalan olmasın. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Son bir soruyla kapatalım inşallah. Ağız alışkanlığı ile sürekli yemin eden insanlar var. Ve yemini, yani nasıl yemin yerine gelmiş olur? Yani birçok lafız kullanıyorlar ama bazıları yemin bile yerine gelmiyor belki. Niye ağız alışkanlığı olacak? Demek ki çok yemin ediyor. Evet. Niye? Niye bende olmuyor? Güven problemi mi var acaba hocam? Karşıdakini ikna etmek için yemin etmek zorundayız. Aynen, olabilir. Şimdi bilmeyerek yemin ederse yemin sayılmaz. Ayette geçtiği gibi la yuakhizkum Allahu billahi fi eymanikum. Yani bilmeyerek, istemeyerek, dediğiniz gibi ağız alışkanlığından dolayı vallahi demiş ama bilmeyerek, istemeyerek bu sayılmıyor, yemin sayılmıyor. Yemin vallahi, billahi, tallahi, yani Allah'ın isimleriyle veya Allah'ın sıfatlarıyla yemin ederse yemin sayılır. Değilse yemin sayılmaz. Ama bilerek olacak. Yani istemeyerek, ağız alışkanlığı dediğiniz gibi bu yemin sayılmaz. Ha, yemin etmiş. Vallahi bugün derse geleceğim. Bu gelmedi. Kefaret verecek. Vallahi bugün mesela derse okula gideceğim. Gitmedi okula mesela. Vallahi sen evine gelmeyeceğim. Ve geldi. Bu da kefaret verecektir yani. O yemini bozduğu için kefaret verecektir. Bazı kişiler 2'de 1 vallahi diyor bilerek yani. Onlarca 20'lerce yemin ediyor günde. O bozuyor hepsini. Dağlar kadar kefaresi var. Ne yapacak bu? Yazık. Kendimizi alıştırmayayım yemine. Darat hali dışında. Ha, zaruret varsa tamam ama sebepsiz bir şekilde. Hocam bir de ağır bir ifade ama diyorlar ki anam avradım olsun. Yani bu yemin sayılır mı ve bu söz hani ne dersiniz bu? Şimdi yemin sayılmaz. Yemin sadece Allah'ın isimlerini ve Allah'ın sıfatlarını anarak sayılır. Bu söz hoş bir söz değildir tabii. Anası hiçbir zaman avradı olmaz. Yani göğe yani burada ağır bir yemin işliyor. Yok, bu yemin sayılmaz ve hoş bir söz de değildir. Allah ıslah etsin. Amin hocam. Dilimize sahip çıksak ne mutlu bize. Ama tabii dilimize sahip çıkabilmemiz için ilim öğrenmemiz gerekir. Yoksa hangi söz doğru, hangi söz yanlış nasıl bileceğiz? Dilimize nasıl sahip çıkacağız ilim öğrenmezsek? Allah ilminizi, ilmimizi artırsın hocam. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli inşallah izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Hayırlı sahurlar diliyoruz.